milletvekiliyle beraber ilçe başkanımızın davetiyle Düzce'ye geldik. İl ve ilçe başkanımızın davetiyle. Yine ilçe başkanımızın ev sahipliğinde 5 arkadaşımızla birlikte Akçakoca'yı geziyoruz. Akçakoca Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi. Yani Türkiye'de tabii çok turistik yeri var ama Akçakoca çok turistik ama maalesef bu konuda çok hakkını alamayan ilçelerimizden biri gibi gözüküyor. Ayrıca fındığın merkezi bir ilçemiz. Biz de burayı önemsiyoruz. Genel başkanımızın talimatıyla geldik, ilçe başkanımızın davetiyle geldik buraya. Akçakoca'yı seviyoruz. Umarım Akçakoca hak ettiği yönetimi bir an önce kavuşur, hak ettiği yönetime. Türkiye de aynı şekilde hak ettiği yönetime kavuşur. Tekrar hepimizin barış içerisinde, refah içerisinde yaşadığımız bir dönem hep beraber yaşarız. Akçakoca'yı çok sevdiğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz. Umarım Türkiye'de Akçakoca'yı tanır ve Akçakoca turizmde hak ettiği yerini alır. Sayın Vekilim, bütün bölgeleri geziyorsunuz ve halkın nabzını tutuyorsunuz. Akçakoca'daki ilk görüşünüz, izleniminiz nedir? Yani şimdi tabii basın mensupları da bizimle geziyor. Akçakoca'daki ilgiden memnun olduğumuzu söyleyelim. Tabii maalesef insanlar yaşamlarından memnun değiller. Esnaflar işlerinden memnun değiller. Herkes bir umut arıyor. Herkes Türkiye'nin tekrar hep birlikte umut içerisinde yaşayabileceği, huzur içerisinde yaşayabileceği bir dönemi beklentisi içerisinde. Biz de bunun sağlayacağımızı söylüyoruz. İnsanlara görüşlerimizi ifade ediyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de siyasetçilerin kirlilikten uzaklaştığı, liyakatın hakim olduğu, işsizlik de çok. Fakirin fukaranın çocuğu işe girerken mülakata takılıyor. Dayısal olanın değil, hakkı olanın işe girebildiği bir dönemi yaşayacağız. Fındıkçı şikayetçi, esnaf şikayetçi, gençler şikayetçi, Akçakoca şikayetçi. Umarım önümüzdeki dönemde bu şikayetleri gideriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.